Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Edersul khamsune min Abdillah Siracidi. Bugün Abdullah Siracidi'nin 50. dersini okuyoruz. Mu'an'anun ke'an sa'idin ankere. An sa'idin ankere. Böyle anla gelen mu'an'ındır. Nedir? Hele söyleyin. Mu'an'anun mu'an'andır ne? Ke'an sa'idin ankere. Bu şekil rivayet edilen hadis nedir? Mu'an'andır. Yani anla gelen hadis mu'an'andır. Anlaşıldı değil mi? Şerhe geçelim. El mu'an anu. El mu'an anu. Mu'an an. Huvel hadisu lezi. Huvel hadisu. Öyle bir hadis ki. Yukalu fi senedihi fulanun an fulan. Herhangi bir hadis ki. Senedinde fulanun an fulan, yani Zeydun an Amr'in varsa, dune beyanin li tahdisi, tahdisin beyanı yoksa, yani orada haddeseni, haddesene yoksa, evl ihbari, ahberini ve ahberine yoksa, evl sema'i, sema' yoksa, anlıyorsun Hacı Yusuf, yani semiatü yoksa, ne var? Tehadis yok, ikbar yok, sema yok, ne var, an var. Fehve, o hadis nedir mu'an'andır? E peki madem mu'an'an o ki isnadında ne var? An var. O zaman fehve min sıfatil isnadi. Mu'an'an isnad sıfatlarındandır. Metin sıfatlarından değil, metin alakası yok. Mu'an'an hadis, hangisidir Mustafa? O ki senedinde an var, metinde bu var, şu var, yok. Öyleyse, ve kavlum hadisi mu'an'an, bak diyorlar hadisi mu'an'an, sanki metin mu'an'andır, diyor. Ey mu'an'anun senedu, bazilerde hadisun mu'an'an, orada isnada mecaziyet var. Hadis mu'an'andır, gaye hadisin senedi mu'an'andır, yoksa hadisin kendisi mu'an'an değil. El mu'an'anu vel hadisu lezi. Yukarı fi senedihi fulanun an fulanin dune beyanin bil tahdisi evil ikhbari evil sema'i fehu min sıfatil isnadi ve kavlum hadisun mu'an'anun ey mu'an'anun senaduhu hukmul mu'an'ani hukmul mu'an'ani. Mu'an'an hadisin hükmü nedir? Sahih midir? Daif midir? Nedir? İhtelefel ulema'u fi hükmil mu'an'ani. Ulemalar mu'an'an hadisin hükmünde ihtilafa düşmüşler. Ehve min kabilil muttasili en min kabilil munkati. Muttasil kabilesinden mi? Munkati kabilesi. İhtilaf zayıf zayıf değil de. Anla gelen hadis muttasıl mıdır, munkati midir? Muttasıl kabilesinden mi ad edilir? Munkati kabilesinden mi ad edilir? İhtilaf orada var. فَزَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْمُحَدِّسِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْاُسُولِيِّينَ. Bak, bu hadisler, fukahalar, usulü fıkıhcilerin cumhuru zahab etmişler. اِلَا اَنَّهُ Mu'an'an hadis yu'teberu minel muttasili. Muttasilden itibar edilir. Muttasilden kabul edilir. Öyle değil mi? Yalnız bir şartıyla. İki şartla. Neyle? İki şartla. Ahaduhuma selametu mu'an'inihi minettedbis. Bu hadisi mu'an'an yapan, bu hadisin mu'an'ini tedlisten ne olur? Tedlisten salim olur. Selametu mu'an'inihi minet tedlis. Mu'an'ini tedlisten salim olur. O
muallim onu Ali getiren ravi tedlisi, hilesi olmuyor diyor. Birinci şart. İkinci şart vesani subutu mulakatihi limen ravahu anhu. Kimden hadis rivayet etmişse onunla karşılaşma. Ravahu anhu bil ananeti. Ananeyle yani anla kimden bu hadisi rivayet etmişse araştırmışız. Bakmışız ki bunların mülakatları var, karşılaşmaları var. Karşılaşmışlar. Aynı asla yaşamışlar ve karşılaşmışlar. Bu da alel Bukhari, mezhebil Bukhari. Bukhari mezhebine göre mülakat şart. Ve şeyhi, Bukhari şeyhinin mezhebine göre o da kimdir? Ali ibnül Medini. Ali ibnül Medini. Ali ibnül Medini 233'te mi ne vefat etmiş? Var mıydı sizde? Bir bakın 230 civarlarında ben yanlış söyleyebilirim. Yani 229 mu, 231 mi, 232 mi neyse. Bukhari de 256'de vefat etmiş. Bukhari'nin şeyhi olan Ali ibnül Medini'nin hatta İmam Şafii'nin de görüşü de budur. Bunların gerisine görüşü budur. Ne diyorlar? Mu'an'in anlar kimden rivayet etmişse ona karşılaşması şartı. Yoksa o hadis muttasıl olarak kabul edilmez. Ev yahut da mulakat şartı ev subutu kevnima fi asrin vahidi. Bu mu'an'in ile anla kimden hadisi rivayet etmiş ise bunların bir asırda olmaları kafidir. Aynı asırda yaşamışlarsa yeter. Karşılaşmaları sabit olmasına da olur. Ama maimkâri likâi. Aynı asırda yaşamışlar. Karşılaşmaları sabit değil ama mümkündür. İkisi aynı asırda Konya'da yaşamışlar. Görmeleri mümkün değil mi? Veya biri Ankara, biri Konya'da. Ankara'ya Konya'ya gitmek, Konya'dan Ankara'ya gitmek zor bir şey mi? وَاِنْ لَمْ يَسْبُتْ فِي خَبَرٍ Hiçbir haberde sabit değildir. قَبْتُ asla اَنَّهُمَ O ikisi işleme beraber cam olmuşlar. Bir mecliste cam olmuşlar. اَوْ تَشَافَهَا Yahut da beraber konuşmuşlar. Bu sabit olmazsa da sağda aynı asırda yaşamışlar ise aynı asırda yaşamışlar ise karşılaşmaları da mümkünse bu o mu'an'an hadisin iktisarı için kafidir. Bu da indel İmam Müslim. İmam Müslim'in yanında subutu kevnü mafi asrin vahidi mencan likaşşat. Bukhari ve Bukhari şehrinin yanında subutu likaşşat. Müslim'in yanında subutu kevnü mafi asrin vahidi. Bu konuda Bukhari şartı biraz daha ağır. Daha ihtiyatlıdır. Anlaşıldı değil mi? Tekrar ediyorum. Muannahın hadisin hükmü mutasır mı munkatır mı dedi. İki şart olursa mutasır. Şartın biri selametu muannani min tedlisi ve sani subutu mulakati limen revahu anhu bil ananet. Anle kimden rivayet etmişse ona mulakati şart. Ala mezhebi Bukhari ve Şeyhi Ali bin Medini hatta ve Şafii ve gayri oldum. اَوْ سُبُوتُ كَوْلِهِمَّا فِي عَصْرِ وَاحِدٍ مَا اِمْكَانِ اللِّقَاءِ وَاِنْ لَمْ يَسْبُتْ فِي خَبَرٍ قَبْتُ اَنَّهُمَا اِجْتَمَعَا اَوْ تَشَافَهَا Bu subutu kevlima fi asr-ı vahidi de indel İmam Müslüm. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? وَعَلَى هَذَا وَعَلَى فَالْ مُعَنْعَنُ الَّذِي جَاءَ فِي السَّحِحِ ala haza fel mu'an'anu lezi ca'e fi sahihi. Müslüm Bukhari'de olan herhangi bir mu'an'an hadis. Lev hukm l'iktisali, iktisal hukm var. Niye? Li'ennev ca'la şartı, onların şartına göre gelmiş. Eğer Bukhari'nin şartına göre olmasaydı, Bukhari onun kitabına zikretmesin. Müslüm'ün şartına göre olmasaydı, Müslüm onun kitabına ne etmeseydi, zikir etmeseydi. Onların kitaplarına geldiğine göre demek onların şartına uygun gelmiş. O zaman Müslüm Bukhari'de ne varsa şartı yerinde o hadis muttasıldır deriz. Ve minhuna bundan
sürriha bittehdisi. Yani ve min huna. Bundan dolayıdır ki Müslüm Bukhari'deki hadis muttasıldır. Sürriha bittehdisi. Evis semai. Haddeseyle, haddeseliyle, semiatüyle tesih edilmiş, sırahtan zikredilmiş. Fi kesirin min turukihi. Mu'an'an hadisin çok tarihinde tahdis sema tesir edilmiş. Elleti ca'et fil mustahrecati aleyhima. Bak, turukihi o mu'an'anın turukları ki, elleti o turuklar ki ca'et gelmiş fil mustahrecati aleyhima. Müslüm Bukhari'nin müstehrecat kitapları var. Müslüm Bukhari'nin müstehrecat neyi var? Kitapları var. Müslüm Bukhari'nin üzerine yapılan müstehrecatların çoğunda ne getirilmiş? Semiyatun getirilmiş. Haddeseni getirilmiş. Demek ki muhtesel oldukları için bunları söylemişler. Yoksa Müslüm Bukhari'de anli gelen herhangi bir hadis Müslüm Bukhari'nin müstehrecatlarında haddeseni veya semiyatüyle gelemez. Eğer muhtesel olmasa da gelemezdi. Geldiğine göre demek muhtesildir. Müstedrek ile müstehrec arasındaki farkı biliyorsun. Geçti ya buradan başta. Müstedrek, biri kalkıyor Bukhari'nin ravileriyle ne ediyor? Bukhari'nin ravileriyle baş hadisleri getiriyor. Diyor ben sahih hadisleri toplarım. Getirdiği hadisler hepsi sahihdir diyor. Ne biliyorsun? Diyor bunların ravileri Müslüm Bukhari'deki ravilerdir. Eğer bu ravilerin bu hadisleri sahih değilse Müslüm Bukhari'deki de sahih olmamalı. Müslüm Bukhari'deki bu adamların hadisleri sahih olduğuna göre benim de getirdiğim bu hadisleri sahih olmalı. Çünkü raviler aynı. Bu müstedrektir. Müstehreç aynı hadisleri farklı senedlerle getiriliyor. Mesela Bukhari'deki hadisler adam kalkmış başka hadislerle, senedlerle ne diyor? Getiriyor. Bunun ismi de nedir? Müstahrece İsmail var, Müstahrece Ebi Naim var, Müstahrece Ebi Avane var. Öyle değil mi? Ha şimdi diyor, وَعَلَى هَذَا فَالْمُعَنْعَنُ الَّذِي جَاءَ فِي السَّحِحَيْنِ لَهُ حُكْمُ الْاِتِصَالِ Niye? لِأَنَّهُ جَاءَنَا شَرْتِهِمَا لِأَنَّهُ جَاءَ Şert demek yani onların onların şartına göre gelmiş. Şartı nedir? Birine mülakat, birine subutul muasere. وَمِنْ هُنَا مُتَسِّلْ اِتِصَالَ hükmedildiği için سُرِحَ بِالتَّحْدِيسِ اَوِ السَّمَاءِ فِي كَسِرٍ مِنْ تُرُوْقِ اِلَّتِ جَاءَتْ فِي الْمُسْتَخْرَجَاتِ عَلَيْهِمَا Müslüm Bukhari'nin müstehrecatlarındaki turukların çoğunda haddeseni, bak Müslüm Bukhari'de anla gelenler orada sema'la gelmişler, haddeseni gelmiş. Bu neyi gösteriyor? Müslüm Bukhari'deki anliler demek ki ittisal hükmündedir. El-Mu'ennenu Mu'ennen de okuyabiliriz, mu'ennen de okuyabiliriz. Lem yeskuril musannifu rahimehullahu ta'ala el mu'ennene ve hükmehu. Hadis-i mu'enneni ve hükmünü zikretmedi. Mu'an'anun ke'ansa aynen ke'an. Mu'an'anı zikreti mu'ennene değinmedi. O zaman onu biz ele alalım diyor. Emma ta'rifu fehve mu'ennen. Ma o hadis ki yukarı fi senedi haddesena fulanun enne fulanen kalef böyle şöyle bak haddesena fulanun enne fulanen bak o fulan fulandan neyle aldı? Enneyle. Demek mu ennen hadis o ki iki ravi arasında enne kullanır. Tarifini öğretti. Emma tarifu fehve ma yukalu fi senedi haddesine fulanun enne fulanen
وأما حكمه وأما فذهب الجمهور إلى التسوية بين الرواية بلس عن فلان ولس أن فلان يعني مؤنن حديث إلى مؤنن حديث أرسنا فرق يعمشنا الشيء هو التسوية يعمشنا مش فرق الناس فذهب الجمهور إلى التسوية تسوية يعمشنا الشتيك نانا بين الرواية بلس عن فلان ولس أن فلان ولا عبرة للحروف orada annem midir, an midir, onunla hiç ibret etmemişler, itibar etmemişler. Ya innemâ huve i'tibar el-liqâ'u ev-l-mu'âsaretu mâ imkân liqâ'u. İnnemâ huve el-liqâ'u i'tibar budur, yani liqâdır. An midir, anne önemli değil. Liqâ var mı yok mu bu râvi ile şeyh arasında? Ona bakılır, bu Buhari'ye göre. Ev-l-mu'âsaretu mâ imkânil liqâ'i, bu da Müslüm'e göre. İmkan-ı lika'yla beraber muhasebet var mı? Yok mu? O bir de ve selametü mine tedlisi. Yani lika veya muhasebet ma imkan-ı lika bir de ve selametü mine tedlisi. Ve selametü mine tedlisi. Orada hadis an-an midir, mu'ennel midir? Ona bakmıyoruz. Ravi ile şeyh arasında muhasebet var mı? Yok mu? Lika var mı? Yok mu? Bir de tedlisen selamet var mı yok mu? Bunlar varsa hadis sahih kabul edilir. Bunlar yoksa hadis daif kabul edilir. Oldu. Yalnız İmam Ahmed müennen hadisi munkatı kabul ediyor. Muannani muttasıl kabul ediyor. Ama çoklar cumhur diyor, tesviye yapıyor. An ile en arasında hiçbir fark. Biri muttasıl, biri munkatan değil, biri sahih, biri daif. Eşit yapıyorlar. Ama İmam Ahmed muenneni muannenden daha zayıf kılıyor. Diyor muennen hadis munkatan der. Yani ravisi düşmüş kabul ediyor. Kâlel hafizul Iraki. Hafizul Iraki vefatı kaç? 800 altı doğru. Elfesi var usul hadiste. Bin beytlik elfesi var. Kultu es-savabu enne men edreke ma ravahu bi şartı lezi tekaddema yuhkem lehu bil vesli keyfe ma rava bi kale ev an ev bi enne fesava. Kultu es-savab diyor, ben diyorum sevab enne men edreke kim ki ulaşırsa ma ravahu. Ma ravahu. Kim ki ennemmen edreke ma ravahu. Rivayet eden ulaşırsa bir şartla geçirdiğimiz şartla ulaşırsa. Geçirdiğimiz ne? Şartla ulaşırsa. Geçirdiğimiz şart nedir? Orada da geçiyor. Lika veya muhasere. O bile selamet müneteldiyiz. Kultum. Es-savab enne men edreke ma ravahu bi şartil lezi tekedema tuhkem lehu bil vesli. Onunla ne yapılır? Vesli hükmedilir. Keyfe ma rava. O adam nasıl rivayet ediyorsa etsin. Enne men edreke o men. Keyfe ma rava. Bi kale ise kale le rivayet etsin. Ev an. Ev bi enne. Fesevâun. Hepsi eşittir. Hepsi nedirler? Önemli olan şart var mı yok mu? Kultu es-sevab enne men edreke ma ravahu bi şartle zitekaddema yuhkem lehu bil vesli. Keyfe ma ravahu bi kâle ev an ev bi enne fesevab. Kultu sevabu enne men edreke ma ravahu bi şartille zitekaddema yuhkem lehu bil vesli keyfe ma ravahu bi kâle ev an ev bi enne fesevab. Muannan da bitti, muennen de bitti. Şimdi neye geldik? Mukeme geldik. Zaten muannanun ke'an sa'idin an kerem ve muhemun ma fihi râvi lem yüsem. Beytin bir şatri muannanla ilgili, ikinci şatri da muhemle ilgili. Oldu. Efendim, Allah'a emanet.